Hoş geldiniz sevgili mojitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Ben bir süredir balkon bahçeciliğine merak saldım. Bayağı bir video izledim Türk kanallardan olsun, işte yabancı kanallardan olsun. Bayağı bir fikir sahibi olduğumu düşünüyorum da ama bugün izlediğim şeyleri, yani toprak seçimi nasıl olmalı, saksı seçimi nasıl olmalı, işte ne kadar fazla güneş almalı, balkondaki konumlandırma nasıl yapılmalı, bitkinin türüne göre vesaire değişeceği için böyle genel bir sıralama yapmak istedim. Onun dışında henüz vizem gelmedi ama Madrid'e gittiğim zaman böyle her şey hazır olsun istiyorum. Saksıları, işte toprağı, bir de toprağın içerisini karıştırmamız gereken bir sürü bir şey varmış. Toprak daha verimli hale gelsin diye. Onların da bir listesini yapıp hani gider gitmez, hatta vizem çıkar çıkmaz sipariş vermek istiyorum ki erişsin. Bunları araştırırken de hem belki siz de heveslenir böyle bir hobi edinirsiniz, hem de İspanyolca birkaç tane kelime öğrenirsiniz diye düşündüm ve böyle bir videoda buluştuk. Ben böyle bağda bahçede falan zaman geçirmeyi çok seviyorum. Sevmek eylemini alırsak eğer, gustar hazır yakalamışken buradan örnek vereyim çünkü bayağı bir karıştırıyorsunuz. Aynı zamanda gustarın linkini de bırakıyorum. Artık yeni gelenleriniz oradan bakarsınız, gustarı halledersiniz diye düşünüyorum. Sevmek, hoşa gelmek, beğenmek olarak kullandığımız gustarı me gusta, yani bana hoş geliyor olarak kullandım. Pasar tiempo diyelim. Nerede zaman geçirmekten hoşlanıyorum? Bahçede zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Bahçe, jardin. Eril bir kelime, el jardin dedim, bahçede diyebilmek için de başına bir adet en ekledim. Toplayacak olursak, me gusta pasar tiempo en el jardin dedim. Şimdi Ankara'da bizim bir bahçemiz var ama eve biraz uzak, çok fazla git gel mümkün olmuyor. Gittiğim zaman da orada geçirdiğim zaman benim için önemli, kıymetli oluyor yani, hoşuma gidiyor. Madrid'e gidince de böyle buna benzer bir şeyler olsun istedim. Şimdi gittiğim evin çok güzel bir terası var diyeceğim ama balkonu var. İspanyollar ona da teras diye adlandırıyorlar. Yani mesela işte mi casa, evim, tiene, sahip, una terraza. Evimin bir terası var. Halbuki balkon yani, hani bizim her zamanki balkonumuzdan, her neyse. Şimdi balkon da bayağı bir güneş alıyor. Hem bundan faydalanmak istedim, hem de böyle elimde bir uğraş olsun. Zaten zaman geçirmeyi seviyorum. İşte aylara böleriz, çimlendirdik, yeşillendirdik, meyvesini, sebzesini yedik falan gibi. Sizlerle de paylaşabileceğim bir şey olur istedim. Bayağı da bir video izledim. Yani şimdi hem Türk kanallar hem de İspanyolları izledim, Latinleri izledim vesaire. En son çok güzel bir kanal buldum, İspanyol bir kanal. Adam böyle en başından en sonuna kadar, yani toprak seçimi nasıl olur, saksı seçimi nasıl olur vesaire vesaire, bunların her birini anlatmış. İspanyol bir kanal buldum deseydim bunu nasıl kullanırdım? Bulmak encontrar eylemi. Şimdi ben bu kanalı atıyorum bugün buldum deseydim e encontrado diyecektim. Ama bu kanalı daha öncesinde bulduğum için encontré diye kullandım. Kanal, kanal aynı şekilde. Un kanal. Ama bu kanal neyin kanalı? YouTube'un kanalı değil mi? Bir YouTube kanalı. O yüzden bunu bağladım. Un canal de YouTube dedim. Es muy bueno dedim atıyorum. Çok iyi bir kanal dedim. Ser eylemiyle kullandım. Kanalın karakterinden bahsettiğim için ser kullanarak cümlemizi kurduk. Ser estar içinde aynı zamanda videoyu bıraktım. Buldum ama bu adamın kanalına çok fazla bir zaman ayıramadım. Çünkü zamanım yoktu. Zamanım yoktu demek için de yine tenerle kullandık. Zamana sahip değildim dedik. Geçmiş zamanda kullandığımız için de o süreç boyunca zamanımız olmadığından tenía şeklinde kullandık. No tenía tiempo. No tengo tiempo deseydim şu anda zamanım yok olurdu. Hem incelemeye zamanım yoktu bu kanalı, hem de Türk kanallar da çok güzel. Yani Türkçe anlatan kanallar da çok iyi, güzel kanallar var. Sadece bu adamdan izlemek istememin sebebi hem İspanyolca isimlerini öğreneyim. Çünkü hani oraya gittiğim zaman Amazon'dan falan sipariş edeceğim. İspanyolca aratmam benim yararıma olur diye düşünüyorum. Ya da işte herhangi bir mağazaya gittiğimde vesaire İspanyolca isimlerini bilirsem daha rahat ederim. Hem de böyle İspanyolcanızı geliştirebilmek için hani hobileriniz, işte sevdiğiniz alanlara yönelik videolar izlerseniz hem zamanınız böyle boşa gidiyormuş gibi hissetmezsiniz, hem sevdiğiniz, eğlendiğiniz bir şey yapıyor olursunuz, hem de yeni kelimeler öğrenirsiniz. Yani adamın kanalında çok fazla video var. Video var derken de ne kullandım? Az önce teneri kullanmıştım ya, sahiplik. Kimin var? Benim var. İşte kimin yok? Benim yok şeklinde kullanmıştık. Ama adamın kanalında çok fazla video var dediğim zaman ortada bir varlık var. Kanal adama ait olabilir ama yine de cümlemiz ortada bir mevcudiyetten bahsediyor. O yüzden artık teneri değil ayı kullandık. Bu arada tener videosu da var. Onu da bıraktım, onu da izleyebilirsiniz. Dedim ki o halde ay var. Ne var? Muchos videos. Değil mi? Çok video var. Nerede? İşte onun kanalında dedim atıyorum. En su kanal.
Mi kanal, benim kanalım tu kanal, senin kanalın su kanal, onun kanalı. Anlaştık mı? Hem oradan yani yeni kelimeler öğrenebilirim, İspanyolca pratik yapabilirim. Şöyle bir liste oluşturalım. Şimdi liste oluşturmayı geçenki videoda vize için dokümanlar hazırlıyordum ya, orada da hadi bir liste yapalım demiştik. Vamos a hacer una lista diye kullanmıştık. Buradaki vamos a'yı da hadi diye kullandık yani. Hadi yapalım. Atıyorum hadi çıkalım demek istiyorum. Vamos a salir diye kullandım. Hadi yiyelim demek istiyorum. Vamos a comer diye kullandım. Gibi gibi. Şimdi girdim. Mesela yorum atmıştım bazı videolarına, cevap vermiş. Zaten kanal çok büyük ama desteklemek istemiştim. Duyurulur. Bunları sıraya koyarsak ben önce toprakla başlamak istiyorum. Çünkü almamız gereken en öncelikli şey toprak. Daha sonrasında işte saksılar falan filan o şekilde gidecek. Toprak. Toprağa normalde gidip işte çiçek, bitki, hani orada zaten karıştırılmış topraklar var, hazır topraklar. Öyle bir toprak alabilirim tabii ki ama ben veriminin daha da artmasını istiyorum. Yani toprağın olabildiğince verimli olmasını istiyorum. O yüzden bu toprağı karıştırmamız gereken bazı şeyler var. Neler mesela bunlar? Volkanik taşlar varmış. O yüzden önce bir volkanik taş dedik. Volkanik taş. Şimdi ben izledikten sonra her birinin İspanyolcasını öğrenmiş olacağım. Onları yazacağım. Volkanik taşlar böyle saksının en altına diziyorsunuz, tamam mı? Hem içerisindeki minerallerle vesaire işte kökler ulaşıp beslenebiliyorlarmış. Hem de fazla suyun rahat bir şekilde saksıdan çıkabilmesi için kullanılan bir taşmış bunlar. Böyle zaten delikli delikli o taşlar görürsünüz. Volkanik taşlardan sonra bir toprak, işte karıştırılmış bir toprak kullandık. Onu aldık. Sonra tof diye bir şey var. Tof da böyle toprakta kalan, işte daha önce kalan bitki atıkları vesaire. Hani öyle bir malzeme ama bu tükenen bir malzeme. Tamam mı? Yani toprağa karıştırıyorsun. Sonra bir süre sonra zaten bu tükendiği için bunun yerine böyle tükenmeyecek ürünler var. Mesela perlit olması gerekiyor. Perlit de böyle minik minik, çok hafif zaten taşlar. Bu taşlar toprakla karıştırıldığı zaman işte toprağın hava almasını sağlıyorlar. Yani hani böyle köklerin tamamen birbirine yapışmasını ve toprağın hava almasını yapışmasını engelliyor ve toprağın hava almasını sağlıyor. Çok hafif bir malzeme zaten. Ne kadar iri olursa o kadar iyi. Geçen internetten araştırma yaparken baktım. Böyle kocaman kocaman fotoğraflara koymuşlar. Yorumlara bir bakıyorsunuz toz şeklinde geliyormuş. Yani gidip de bir yerden görüp ona göre seçim yapabiliyorsanız daha iyi olur. Seçemiyorsanız da internette yorumlara bakın. Ya da ben aldığım yerlerin ya da işte yorumları güzel olan yerlerin falan bir linkini paylaşırım sizinle. Oralardan kullanabilirsiniz. O yüzden perlit dedik. Bizim için perlit önemli. Beyaz bir malzeme, iri taşlı bir malzeme. Bir de bermikülit miydi neydi? Bermikülit. Aynen öyle. Bermikülit de böyle parlak parlak sim gibi parçalardan oluşuyor. Bunu da yine pul pul satanlar var. Pul olmayacak. İri olması gerekiyor biraz daha. Bermikülit de doğal bir malzeme. Tamam mı? İçerisinde kalsiyum bulunuyor diye biliyorum. Ben bu konularda çok yeniyim bu arada. Hani verdiğim bilgilere o kadar da çok güvenmeyin. Sadece yaptığım listede işte izlediğim videolardan vesaire böyle bir liste oluşturabildim. Aşağı yukarı neyi kullanmamız gerekiyor, neyi kullanırsak iyi olur onları biliyorum. Yine bunu karıştırdım. Toprağın nasıl söyleyeyim? Şimdi bir şey suladıktan sonra, bir bitkiyi suladıktan sonra o suyun böyle hani yeteri kadar bitkinin o nemi alabilmesi için suyun saksıdan akıp gitmesi gerekiyor. Yani akıp gidene kadar sulamanız gerekiyor. Ama siz bunu her yaptığınızda, bu işlemi her tekrarladığınızda o mineraller, hani toprağı zenginleştirmek için uğraşıyorduk ya biz, onların hepsi o suyla birlikte akıp gidiyor. İşte vermikülit onu engelleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü içerisinde su barındırıyor. Yani o suyu böyle depoluyor. Zaten içerisinde mineraller mevcut. O yüzden bitkinin kökleri kendisine eriştiği zaman oralardan beslenebiliyor hale geliyor. O zaman volkanik taş, toprak, perlit ve vermikülit dedik. Onun dışında bir de Hindistan cevizi bir şey varmış da. Önce biz bir humus diyelim. Humusun da Türkçesini bilmiyorum. Türkçe'de bu tof mu, torf mu dediğimiz şey. İspanyolca'da humus anladığım kadarıyla. O yüzden humusumuzu yazdım ben. Bir de ne kullanmamız gerekiyordu? Gübre kullanmayacağız çünkü hani saksıda bir yetiştirmecilik yaptığımız için hani bahçeniz olur, oralara gübre atabilirsiniz. Sıkıntı değil ama hani apartman hayatında koku olur zaten. O yüzden gübre kullanmayacağız. Bu arada bağ bahçesi olanlar işte ya da dışarıya bir yerlere ekmek isteyenleriniz gübre kullanabilirsiniz. Onun da İnek gübresi değil de keçi gübresi daha yararlıymış. Keçi gübresi kullanabilirsiniz. Tavuk gübresi kullanabilirsiniz. Çünkü %4 oranında azot içeriyormuş. Ama dikkat edin çok koyarsanız yakıyormuş. Hindistan cevizinin bir şeyi varmış.
Onun da birazdan İspanyolcasını öğreneceğim. Direkt olarak onu koyacağım. Böyle tabakalar halinde satılıyormuş. Hindistan cevizinin kabuğundan yapılan bir şey. Onu suladığın zaman o da yine suyu tutma özelliği olduğu için hani altta köklerin nemli kalmasına yarayan bir şeymiş. O yüzden ben şuraya Coco diyeceğim. Az önce Vamos a hacer una lista demiştim ya, hadi bir liste yapalım. Bu aynı zamanda gelecek de zaman, gelecek zamandır. Tamam mı? Vamos a hacer una lista, yani bir liste yapacağız manasına da gelir. Şimdi bu listeyi yaptık. Ne yaptık? Geçmiş zamana gittik artık. Bir liste yaptık ya da listeyi yaptık. İkisini de kuralım. Bugün yaptık değil mi? Az önce yaptık. O yüzden yakın geçmiş zamanla kullandık. Yakın geçmiş zamanında videosu mevcut. Onu da yine şuraya ekledim. O yüzden yaptık diye hadi çoğul kullanmış olalım. Biz yaptık olsun. Hemos hecho una lista. Yani bir liste yaptık. Una lista bir liste manasına geldi. Hemos hecho biz yaptık manasına geldi. Peki listeyi yaptık deseydik una lista yerine ne kullanırdık? Dişil bir kelime olduğu için la kullanırdık. Bu ayrım da önemli. Hemos hecho la lista dedik. O zaman toprağı tikledik. Bu arada öncelikle ben bunları bir evde filizlendirmek istiyorum. Çünkü çok fazla soğuğa dayanamıyorlar yeni çıktıkları zaman. Bazı bitkiler soğuğu tolere edebiliyorlar ama hani bazıları da çok narin oluyor. O yüzden bunları evde filizleyeceğiz. Bunları da filizlendirebilmemiz için normalde böyle kapları var. İşte hani tek tek tohumları koyuyorsun, suluyorsun, ağzını kapatıyorsun falan filan bir ton şey var. Ama ben yumurta kapları kullanmayı düşünüyorum. Ya da böyle bisküvilerin içerisinden falan çıkan işte bisküvileri ayıran kaplar var ya, o gibi şeyler de kullanabilirsiniz yani. O yüzden onun için ekstra bir şey eklemiyorum listeme. Zaten kullanabileceğim bir şey olacak. Evde çimleyeceğiz, ağzını kapatacağız, nemli kalmasını sağlayacağız. Bu kadar. Ha bu arada gübre az önce kullanmayın dedim, koku yapar dedim ama solucan gübresi kullanabilirsiniz. Mesela ben buraya atıyorum kokoyu bulamadım ya da işte humus dediğimiz o torf mu artık neyse ondan almak istemiyorum. Bunun yerine solucan gübresi alabilirim. Solucan gübresi bu arada pahalı bir şey. Diğerlerine göre daha pahalı bir şey. Zaten bahçede kullanacağımız için en fazla ne kadar solucan gübresi harcayabilirsiniz? Ya da kendi solucanınızı kendi evinizde üretebilirsiniz. Toprağa koyuyorsunuz, bol bol karton koyuyorsunuz. O kartonu nemli tuttukça solucanlar orada ürüyor haliyle. Ondan sonra işte evdeki atıklarınız da mesela meyve atıklarınız, sebze atıklarınız bunlarla solucanları besleyebiliyorsunuz. Hem de bu atıkları çöpe göndermektense daha böyle doğal, sürdürülebilir bir yaşama doğru bir adım atmış oluyorsunuz. Bu da önemli bir adım bence ama ben solucan yani yetiştireceğimi zannetmiyorum. Bir de bu evde ne kadar süre kalacağımı da bilmiyorum. O yüzden eğer kendi evim olursa artık hani uzunca bir süre orada kalacağım emin olursam oralarda solucan da yetiştirebilirim. Yani solucan da besleyebilirim diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Buralara kadar hiç İspanyolca öğretmedik ama idare edin. Çok heyecanlandım. Şimdi İspanyolca öğrenmemize devam ederiz. Şimdi toprakta tamamız saksı seçimine geçtik. Saksı seçiminde de bu izlediğim adam diyor ki aslında tahta kullanırsanız yani tahta, ahşap, madera bunu kullanırsanız daha iyi olur diyor. Pahalı bir seçenek. Pahalı, caro, ucuz, barato. Daha pahalı bir seçenek olur ve ilk başta başlayacak olanlar için şimdi ben buna bir yatırım yapacağım ama ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. İlk kez deneyeceğim bir şey. O yüzden bu kadar büyük bir yatırımla başlamak istemiyorum. Size de önermem. En azından ufak ufak başlayın ki yani beceremezseniz ki becerirsiniz bence. Oldu ki beceremezsiniz diyelim. Bir aksilik olmasın yani. Yani sizi hüsrana uğratacak bir şey olmasın. O yüzden ben tahtayla değil bir de tahta daha ağır oluyor haliyle. Onu böyle çekmesi, altını falan temizlemeye kalksanız bir ton iş oluyor. Daha hafif bir malzemeyle çalışırsanız daha iyi olur. Bir de keçe var. Keçe de kullanabilirsiniz ama keçe de daha sonrasında hani böyle bitkinin suyunun karışmasıyla vesaire çok çabuk deforme olabilen bir şeymiş. Yani bitkinin kendi kökleri de keçeyi deforme edebiliyormuş. Materyal bu arada materyal diye geçiyor zaten. Delicado, delicada da hassas demek. O zaman dedim ki mesela es un material delicado. Bu bir materyaldir, hassas. Yani bu hassas bir materyaldir dedim. Geçiyorum. Yani plastik en iyisi şu anki aşamada. Plastiğinde şöyle bir sıkıntısı oluyormuş. Ne çok sıcağı tolere edebiliyor, ne çok soğuğu tolere edebiliyor. O yüzden bitkinin köklerinin yanması daha olası oluyor. Ama dikkatli olursak çok da büyük bir sıkıntıya gireceğimizi zannetmiyorum. Bir de ben şimdi plastik saksı istiyorum ama plastiko diye geçiyor zaten İspanyolcası da. Saksı dedim. Ona da plastik diyorum. Şimdi normalde bunlar ya kahverengi şekilde satıyorlar. Normal hep bildiğimiz saksı rengi vardır ya.
kiremit rengi gibi bir şeydir. İşte ya o renkten satılıyorlar ya da siyah satılıyorlar. Alırsam büyük ihtimalle siyah alırım ama bulursam transparan bir saksı istiyorum ki böylelikle hem toprağı görebilirim hem köklerin gelişimini görebilirim. Böyle bir saksının bitkiye zararı olur mu bilmiyorum. Daha öncesinde hiç böyle bir saksı da görmedim bir tarafta. Ya da böyle kutular var mesela, işte plastik kutular var. O kutulardan alıp altlarına delikleri ben açabilirim. Çünkü suyun bir şekilde akması gerekiyor. O yüzden hem altlarında, tabanında delikler oluşması gerekiyor. Hem de böyle yanlarından delik açmamız lazım. O yüzden ben plastik saksı diyorum. Şimdi bu saksının boyutu önemli. Ne yetiştireceğinize bağlı. Kökler uzayıp gidebilecek şeyler mi, yoksa daha kısa, hani daha mesela marul. Tamam, marulun kökleri çok uzamıyor. Onu böyle daha derin olmayan bir saksıda da yetiştirebilirsiniz. Ama domates yetiştirmek istiyorsanız eğer çok daha derin bir saksıya ihtiyacınız olacak. Ne yetiştireceğinizin listesini güzelce bir şekilde yapın. Ben mesela işte domates istiyorum, salatalık, marul, maydanoz. Maydanoz mesela çok basit, yani nereye eksen çıkıyor, soğan da öyle, yani nereye eksen çıkar. Fesleğen koymak istiyorum. Fesleğeni de niye koyuyoruz? Çünkü böyle böceklerden vesaire, yani aromatik bir şeyler kullanmanız gerekiyor ki böcekler biraz daha uzak dursun malzemelerinizden. Ya da sarımsak kullanabiliyorsunuz. Sarımsak da yine bir doğal böcek kaçıran bir şey. Hani o yüzden kimyasal bir şey koymadan, herhangi bir böcek ilacı koymadan, zaten amacımız o. Doğal yemek istiyoruz, yani organik yemek istiyoruz. Bu şekilde aromatikler koyarak bitkilerinizi koruyabiliyorsunuz. O yüzden bunun da bir listesini yapacağım ben ama soğan, sarımsak, fesleğen, tere çok önemli. Yani soğan da çok önemli aslında, çünkü ben genel olarak soğan seviyorum. Hem taze soğan seviyorum hem kuru soğan seviyorum. Şimdi kuru soğan bulmakta sıkıntı yok. Her tarafta buluyoruz İspanya'da ama taze soğan bulmak o kadar da kolay olmuyor. Yani manavlarda falan bulabiliyorsunuz. Ben hiç marketlerde denk gelmedim zaten. Genel manavlarda. Onda bile çok böyle zaten upuzun oluyorlar yani. Hani taze soğan ya, hiç taze değil. Öyle anlatayım size. Hatta böyle taze soğan kavramına o kadar uzaklar ki, bir keresinde ben ev arkadaşıma Patricia kısır yapacağım demiştim. İşte soğana ihtiyacım var diye gösteriyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Nerede buluruz diyorum. Pırasa kullan dedi. O da zaten aynı dedi yani. Hani pırasayla ilişki soğan. Bir de genelde tatsız oluyorlar ya. Yani manavlardan aldıklarımız falan güzel olabilir ya da maydanoz. Mesela ben bayılırım maydanoza. Çok seviyorum. Her şeyin içerisinde olsun isterim. İşte omlet yaptın, yanına koydun. Ya da ne bileyim bir sandviç yaptın, hemen içerisine maydanoz atabilirsin. Çok güzel lezzet veriyor. Ama marketlerdeki maydanozlar bir kere zaten manavlardaki maydanozlar böyle kocaman kocaman. Hiç tadı da yok. Acımsı hatta böyle tatları. Marketlerdekiler de böyle minik minik satılıyorlar. Hem çok pahalı, böyle minik minik satıldıkları için çok pahalıya denk geliyorlar. Hem de tatları da o kadar iyi diyemem yani. Manavdakilere göre daha iyi ama yine de bahçenden böyle doğal saksından günlük kopardığın maydanoz gibi olmaz. O yüzden maydanoz ekeceğiz. Fesleğen aromatik zaten, hani koksun, çiçeği böceği salsın. Melisa bulursam melisa da yine böyle aromatik bitki görevini görüyor. Biberiye olabilir. Domatesten çok emin değilim. Yani domates çok zahmetli ama denemek istiyorum da. Hani bir tane böyle büyük bir şey alıp, büyük bir saksı alıp, mesela domatesin saksısının çok büyük olması gerekiyor ya. Büyük olması gerekiyor dedim. Bunun İspanyolcasını nasıl kullandık? Büyük, grande. Olmalı, gerekiyor falan filan. Buradaki meli malılar için tenerkeyi kullanabiliriz. Onun da videosu var yine. Şeyi bıraktım, kartını bıraktım. Şuradan alabilirsiniz. Tiene que diye kullandık değil mi? O olmalı. Olmak diye bir eylemimiz var. O zaman ya sere ya estara gideceğiz biliyorsunuz. İkisi de olmak manasına geliyor. Şimdi boyut olarak bir büyüklükten bahsettiğimiz için bu değişmeyen bir şey. O yüzden seri kullandık. Tiene que ser grande dedik. Büyük olmalı dedik. Anlaştık. İspanyolca görevimizi de yerine getirdik ki kanalla bağımız kesilmesin. O zaman devam ediyorum. Domates için yani şöyle bir 30 santimetre falan, hani 30 santimetre derinliğinde olabilir. Aslında taze fasulye falan da dikmek istiyorum ama çok emin değilim. Atıyorum yani taze fasulye dedik. Bezelye falan da olabilir. Şimdi bezelye biraz daha soğuğu seviyor aslında. Hani serini seviyor. Çok sıcağı tolere edemiyor o da ama soğuğa toleransı var diyeyim. Belki bezelye olabilir. Çok emin değilim çünkü benim balkon, bir de Madrid yazın çok sıcak oluyor. Yani böyle 40 derece, 45 dereceleri falan buluyor Temmuz, Ağustos aylarında. O yüzden oralarda sıkıntı yaratabilir o kadar sıcak olması. Biraz daha böyle sıcağı seven bitkilere gitmek lazım. Onun dışında marul diyorum. Marul da rahat, marul da rahat üretiriz. Soğan dedik.
Soğan cebollino diye geçiyor. Ya da cebolla larga, hani uzun soğan diye adlandırmışlar. Marul da lechuga bu arada. Taze fasulye dedik mesela az önce. O judias verdes. Neyse bununla da şey yapabilirsiniz. Mesela bir alışveriş videosu izlersiniz. Hani yabancılardan markete giden. Hem gözünüzle görürsünüz. Şimdi ben böyle havaya söylüyorum kelimeleri. Aklınızda çok fazla kalmaz. Orada görürsünüz. İşte beyin onu eşleştirir kelimeyle. Judias verdesle işte taze fasulyenin görüntüsünü birleştirecek. Oradan biraz daha aklınıza kalma imkanı artmış oluyor. Neyse. Böyle böyle arttıracağım şimdi. Neler dikeceğim ben de bilmiyorum. Bir de tohumları buradan götürmek istiyorum. Onu ayarlamam lazım. Aslında ata tohum olması gerekiyor. Yani böyle genetiği değiştirilmemiş tohumların falan olması gerek. Hani gittiniz böyle seralardan falan tohum aldınız. O kadar da şey bir tohum olmuyor yani. Ata tohumu nereden bulabilirim bilmiyorum. Herhangi bir şekilde benimle iletişime geçmek isteyenleriniz olursa yorumlara bekliyorum. Bir ata tohumu bulursak güzel olur. Hani ekeceğiz, uğraşacağız o kadar. En azından genetiği değiştirilmemiş bir şey olsun yani. Saksıyı hallettik, toprağı hallettik. Ne alabiliriz ki başka? Yani bu kadar bir şey alabiliriz. Gerisi emek, zaman, sabır. Zaten çok uzun oldu sanıyorum video. O yüzden çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umuyorum ki böyle birilerine şek vermiş olurum. Çünkü ben yaz boyunca bu videoları paylaşmak istiyorum. İşte bahçe nasıl gidiyor, toprağı nasıl seçtik, alımları nereden yaptık, işte İspanya'da nereden alabilirsiniz, Türkiye'de nereden alabilirsiniz, gidişat nedir falan filan. Böyle size de şey verir umarım yani hani. Sizde de böyle bir heves oluşturur. Belki bazılarınız böyle bir hobi edinir. Bahçecilikle falan uğraşırsınız. Çünkü çok güzel yani sürdürülebilir bir yaşam. Kendi meyvenizi oluşturuyorsunuz. Kendi sebzenizi oluşturuyorsunuz balkonunuzda. Mükemmel. O zaman çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.